Ben deli deli değilim, ben deli 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 değilim, ben deli değilim, ben doktor. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün Stupid Game, The Idiot Test'i oynayacağız. Yani delilik testi, aptallık testi gibi bir oyunumuz var. Bu oyunu oynayacağız. Daha önce bunun gibi bir oyun oynamıştım ve oyun oynayan diğer herkes gibi %50 yapmıştım yani skorumu. Bugün daha yüksek bir skor yapmaya çalışacağız. O yüzden böyle bir oyun oynuyoruz. Benimle birlikte sizin de oynamanızı istiyorum. Yani ben biraz zaten gecikmeli oynayacağım oyunu, sizin de cevap vermenizi bekleyeceğim ve beraber sonucumuzu öğreneceğiz. Ayrıyeten tek başınız oyun oynamak isterseniz de açıklamadaki linke oyunun da linkini koyacağım. Ve bu arada videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hadi bir 5000 like atalım bu videoya. Try to prove you're not an idiot by following basic directions. Simple click the score to beginning. Yani kareye tıklamamızı istiyor. Tıkladık. Press the big red button to continue. Şeye basacakmışız. Büyük kırmızı butona basacakmışız devam etmek için. Ona da basalım. Press the rectangle to continue. Kareyi seçeceğiz burada. Pardon, dikdörtgeni seçeceğiz burada da. Yani bu kadar kolay bu. Bu kolaydı. Press the red button twice, then the green button once. İki kere kırmızı butona, bir kere yeşil butona basmamızı istiyor. Ne oldu lan öyle? Bir kere daha kırmızı, bir kere de yeşil. Tamam. Yani bu o kadar zor değil ama merak ediyorum şimdi. Bu kadar kolay olmaması lazım bu oyunun. Üç kere maviye, dört kere de turuncuya basmamızı istiyor. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört. Tamam, kolaydı. Şimdi iyi gidiyoruz hala. Çok iyi ilerliyorsun. İlk leveli geçtin. Şimdi de kendinin aptal olup olmadığını açıklama zamanı geldi diyor. Aptallık çizgisinde duruyorsun şu anda diyor. Sonra da devam etmek için de kedi resmine basın diyor. Burada iki tane kedi resmi var. Bir tanesi arkasını dönmüş, bir tane de tek başına var. Burada ne yapacağız ben bilmiyorum ki. Buna basmayı tercih ediyorum ben. Tamam. Tamam o zaman. Bir kere yukarıya basın diyor. İki kere de aşağı basın diyor. Tamam. İki kere dikdörtgene basın diyor. Kolay ya. Bunlar çok kolay. Don't press the red button. Basmayın diyor. Tamam, basmayalım. Otomatikman mi ilerleyecek? Evet. Evet, tahmin ettiğim gibi. Şu anda çizgide olduğumuzu ve bundan sonra devam etmemiz gerektiğini söylüyor. X'e basın diyor. Şuraya mı basacağım? Hayır, şuradaki X'e basacağız o zaman. Basalım. Tamam. Tamam, kolaydı. Yeşile basın. S**tir et. Ne oldu? Ne oldu? Yeşile bas diyordu. Yeşile bastım. Şimdi baştan mı başlamam gerek? Tamam. Aynı yere geldik. Yellow button diyormuş. Ben onu green button diye okudum. Pardon. Şimdi İlk önce sarıya, sonra buluya, sonra bir daha ya sarı, mavi, sarı yapacağız. Sarı, mavi, sarı. Tamam. Kolaydı. Az önceki şey neye benziyordu diyor? R harfine benziyordu bence. Doğru yapmışım. Devam etmek için en küçük kırmızı butona basın diyor. Burada bunu göstermiş ama şurada yukarıda bir tane daha var. Ona basacağız. Tamam, onu kaçırmadım. En parlak mavi kareye tıklayın diyor. En parlak mavi kare. Bu en parlağı bu. Tamam, şimdi aynı yere geldik. Press the lightest blue square. Az önce buna bastık. Kabul etmedi. Tamam, burada parlak istemiyormuş. Lightest yazıyormuş. Ben onu yanlış okudum. En küçük blue kareyi istiyor. Bu odada zaten. Pardon. İki kere kareye tıklayın diyor. Bir, iki. Az kalsın basıyordum. Green butona basmayın diyor. Yeşil butona basmayın diyor. Basmayacağım. Benden istediğim bu mu oyun? Basmayacağım. Yeşil olana bas devam etmek için. Az önce de yeşil butona basma diyordu. Biraz bekleyeceğim. Tam bir şey olmadı, tıklayabilirim. Press the number 4 to continue. 4 numaraya, 4 yazana bas diyor devam etmek için. Bastım. Devam etmek için oval olana bas diyor. Korkuyordum. Evet, oldu. Red circle bir kere, blue triangle bir kere, blue triangle bir kere, green rectangle iki kere. Şimdi bir kere kırmızı yuvarlığa basacağız. Bir kere üçgen maviye basacağız. İki kere de green kareye basacağız. Red circle, blue, green, green. Tamamdır, bitti. You can now consider yourself as smart. Devam etmek için green'e basın diyor. Green circle, tamam. Please the green screen. Tıklamamamız gerektiğini söylüyordu. Az önce tıklamamamız gerektiğini söylüyordu. Şimdi yaklaştık az önceki yere. 4'e bastığımız gibi gri butona tıklama gelmemiş. Tamam, şimdi gelecek o zaman. Bir kere red circle, bir kere blue. Tamam, red, blue, bu ve bu. Şimdi green. Don't press the blue çıktı şimdi. Buna basmamamız lazım. Tamam. Devam etmek için sarıya basacağız. Basalım. Şimdi blue 3 kere, green 3 kere, yellow 2 kere, red 4 kere basmamız lazım. Tamam, blue 3 kere,
Green 3 kere. Yellow 2 kere. Red 4 kere diye hatırlıyorum. Yaptık. Bitti, ciddi ciddi sallayarak yaptım. Emin değildim. Woo! Congratulations! You have passed the idiot test and can now consider yourself as brilliant. Tebrik ediyor bizi. Aptallık testini, delilik testini geçmişiz ve kendimizi çok akıllı olarak ilan edebilirmişiz. Way to go, çok iyi gitmişiz. Geçtik testi. Oğlum çok iyiydi be. Sonuncu çok iyiydi. Şimdi ikinci testimizi de yapacağız. Şimdi bu da Türkçe bir test ama sitede fotoğraflar bile yüklenmiyor daha. Sonunda site yüklendi. Şimdi burada bize diyor ki öncelikle sana bir içecek sunalım. Ne içersin diyor. Buradakiler arasında vallahi şu anda en çok canım, hani elde edemeyeceğim bir şeyi seçmem lazım şu anda. Çay. Çünkü evde kimse yok şu anda. Ben de çay içmek istiyorum bayağı bir. O yüzden çayı seçiyorum. İçeceklerimizi içtik, arkamıza yaslandık. Şimdi söyle bakalım, sen çocukken nasıl biriydin? Yaramaz, sessiz, akıllı, çok bilmiş, cimcime. Valla ben çok sessiz bir çocuktum aslında. Bayağı bir utanırdım ailemle beraber bir yere gittiğimde falan. Hani bir misafirliğe gittiğimde bayağı utanırdım. Sessiz bir çocuktum ben. Peki çocukken hayvanlara zarar verdiğin olur muydu? Tabii ki de hayır. Ben asla hiçbir hayvana zarar vermedim. Küçükken de yapmadım bunu. Şimdi de yap. Yani hiçbir şekilde bir hayvana zarar vermem. Şimdi bugüne geldik. Seninle en uygun ünlü hangisi? Dünyayı umursamamasıyla sevdiğim adam Mehmet Ali Erbil ama gerçekte çok ciddi olduğu söyleniyor. Ama adamın rol olayı, yani roleplay'i benim seçtiğim roleplay yani. Bunların arasında. Seni aşağıdaki çocuklardan hangisi deletti? Daha sitede yüklenmeyen fotoğraflar var. Dur onları da bekleyelim. İkinci fotoğraf en iyisi. Crazy Frog'dan zaten kalma bir şey. Onu tabii ki de beni deleteceği yok. Onun dışında hani böyle... Alt satırdaki ilk 3 fotoğraf da zaten çok tatlı. En alttaki çocuk da çok tatlı. Diğerleri de tatlı. Benim burada en çok gıcık olduğum çocuk bu çocuk. Hareketleri beni acayip gıcık etti şu anda. Şu suratını öyle yapışı var ya, bakın mesela, izleyin beni. Ohoho, hiçbiri yüklenmemiş. Lan çıldıracağım. Tamam, senin yükleneceği yok. Sitede biraz hata var sanırım. O yüzden böyle devam edeceğiz bütün fotoğraflar yüklenmeden. Peki hangi hayvan sence en delisi demiş burada? Şu ikincideki kedi bana bayağı bir şey göründü. Bayağı tatlı ve deli göründü. Onu seçeceğim o yüzden. Şimdi hayranı olduğun ünlü bir deli seç. Bu ne lan? Bu fotoğraf ne lan? Böyle fotoğraf mı konulur işte? Ben oraya sansür attım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sinirim bozuldu bak. Deli Kadir'i seçeceğim ben buradan. Seni hangisi daha çok çıldırtır? Eski sevgilimin zırt pırt karşıma çıkması, stalkladığım kişiye yakalanmak, sosyal medya hesaplarımın şifresini unutmak, sevgilimin aldatması, dedikodumun yapılması, yavaş internet, memnun edilememem, gereksiz sorular. Ben çıldırmam. Sosyal medya hesaplarımın şifresini unutmam ve yavaş internet. Ama bunlardan en çok gıcık kaptığım yavaş internet. Peki son olarak görsel sana ilk önce neyi çağrıştırıyor? Bildiğin milli piyango yani. Doğal delisin. Al. Ne bekliyorduk ki buradan zaten. Sen doğal delisin. Hani bazıları vardır, rol keserler. Ben psikopatım, ben deliyim diye ortalarda dolanırlar. Onlar gibi ergen tavırların yok. Bildiğin delisin. Dış görünüşünden, konuşmandan, oturmandan hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama nasırına basılmaya görsün. İçindeki deli ortaya çıkıyor. Bak az önceki test beni brilliant yaptı. Acayip zekisin dedi. Burada da deli çıktık. Neyse arkadaşlar, bu benim deli testiydi benim yaptığım. Siz de bu testlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki linklerden gidebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Ve videoyu buraya kadar izleyenlerin yoruma IOS yazmasını istiyorum. IOS yani. Niye böyle bir şey istediğimi bilmiyorum. Sadece sonuna kadar izleyenleri görmek istiyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmediyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Sizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.